Kalktım diyorsun ki, bana diyor ki yok karşı takımı yazın da benim mücadele edeyim. Neyin mücadele? Olması gerektiği gibi olacak, merak etme. Ceren. Hoş geldin. Güzel sen. Hoş bulduk. Böyle hararetli bir tartışma söz konusu. Aslında kısa kalacağım. Ben tutayım. Güzelmiş, evet gerçekten. Çok kısa kalacağım. Ay, zarflara koyuyoruz. Söyleseydik keşke açık açık ya. Gel. Lütfen. Çok kısa kalacağım, tekrar söylüyorum. Sizlere bu zarfları getirdim. Bugün elenmesine karar verdiğiniz ismi bu zarflara yazacaksınız. Ve sizinle gün değerlendirmesi ve eleme anında tekrar bir araya geldiğimizde bu zarfları kendiniz açarak sebebiyle birlikte isimleri söylemenizi isteyeceğim. Buraya bırakıyorum. Artık top sizde. Kolay gelsin. Teşekkürler. Öykü ne ağlıyorsun? Sinirlerim çok bozuk. Ay ağlıyorum. Su verin kızım ya. Yok gerek yok. Ceren'in kastettiği buydu. Sadece stres onda görüyorum diye. Ne alaka Güneş? İnsanların psikolojisi yani değişebilir. Ne yapalım şimdi? Ne yapalım? Kimi ağlayarak göstermek. Ben de ağlayın demiyorum. Onun söylemek istediği buydu. Yani daha çok dışı yansıtıyor, anladın mı? Samimi gelmiyor şu an. Ağlamak. Ya onlara samimi gelse ne olur? Allah'a seni ya. Zarfları şu an mı alıyor? Al bir bardak su içken. Teşekkür ederim zahmet. Şu an seni tutuyorum. Ağlatsam ve panik atan verdiği bir şey. Kusura bakmayın. Ağlamak ister misin? Bahçeye falan çıkmak ister misin? İki dakika çıkabilirim müsaadenizle. Ceren bir yardım etsene bize. Birini zile yanına. Panik atağımın geçmesini beklersin. Ben nereye Güneş oraya? Kral koltuğuna geçer misin? Abi yok, ben oraya oturmak istiyorum ya. Ben daralıyorum. Ben oradan okuyamıyorum, kartları göremiyorum. Anıl. Soner. Pes etmeyeceksin. Şimdi olmaz. Bak son ana kadar pes etmedin. Çok mücadeleci bir şekilde yarıştın. Kendime söz verdim, yapmamam lazım. Ben buraya gelirken çok farklı ağlayınca geldim. Ağlayınca rahatlayacaksan biraz ağla, rahatla. Sıkarsan ya ağlamayayım sıkarsan diyorum. Bir... Ağlarsan oylama daha olsun çok. Bir an önce diyorum. Hayır ağlama ya. Ya da ağla ya, içini dök, boş ver. Yok çok sinirlendim tam ya. Tam ağla geçsin bak ben geçen öyle şeylerle başladım. Çıkıyorlar ki karşıma savun. Ya bir şeyler konuşuyorlar ya gerçekten. Lafları o kadar çok batıyor ki. Ya cümle oldu. Kuramıyorum bir de evet. Anladın mı? Kalıyorum böyle ne diyeyim yani. Çünkü karşındaki insan bazı kelimeleri kullanmak istiyorum uygun olmayacak diye kullanamıyorum. Ve onlar gibi diye konuşamıyorum yani. Ben onların dilinden anlamıyorum yani. Onlarla aşkım onların aynı yere giremem yani ben anladın mı? Ayda ben şunu da merak ediyorum. Yani senin görüşlerini de merak ediyorum. Hani Burcan'ın buradayken konuştuk ama hani ne hissediyorsun? Yani benim bu evde kalmam yahut da kalmamam gerektiği hakkında genel ne düşünüyorsun? Genel olarak herkes hakkında. Ya da evet herkes hakkında sadece da konuşabilirsin. Bravo, olmayalım. Bravo. Herkes hakkında bir yorum yani yapmanı istiyorum. Açık konuşmak gerekirse benim hala aklımdaki kişinin de oturmadı. Yani Gülşah ve Öykü arasında gidip geliyorum hala. Sen hiçbir zaman aklımda zaten yoktun. Teşekkür ederim. Gülcan. Ay Gülcan çok. Ne bileyim Murat mesela sen yani tamam potadan çıktın. Evet. Tamam abi rahatsın amenna evet. Ama yani bu hani dinliyorum seni. Yüksekten yani konuşman yanlış yani. Kime yüksekten konuşacağım ya? Ben sevmedim kime o hareketi. Kime yüksekten konuşacağım? O hareketini sevmedim. Adamla ben bir şeyler paylaşıyorum. İletişim kurmaya çalışıyorum. Sevmedim yok, abi. Yok ben senin öğrencilerine benzemem. Abi, yok ben senin şeyine benzemem. Sen ateşliyorsun ama. Ben bir şeyi ateşlemiyorum. Ateşleyen fitilyen oydu zaten. Bak ben seninle konuşurken sen benim suratıma bakmıyorsun. Bu bir bak, saygısızlık. Bak ben seni ne güzel tebrik evet, ettim. O adam da tebrik etti beni. Senin suratına bakıyorum. Düzgün konuştuğun için. Ben zaten düzgün konuşuyorum. Benim kötü konuştuğumu düşünen var mı burada? Kızı soruyorsun elime potası nasıl hissediyorsun? Ben öyle bir şey demedim ki. Niye abi yorum öyle niye bir şey ağzından öyle bir şey çıkmadı ya. Sen hayali kelimeler falan diyorsun galiba. Murat. Ne gibi? Murat bak. Öyle bir şey demedim bile yani. Şu an ben lider falan da değilim. Liderlik sistemi de kalkmış. Bir şey söyleyeceğim. Şu an ben Burak'la konuşuyorum. Ben tamam. Öyle üstten bir şey konuştuğum ben yok. Ben üzüldüm ben yani. Ben direkt Burak'la konuşuyorum. Yok abi ben. Niye üzülüyorsun sen ya? Sen beni en başta üzüldüm ya. Günün başından beri üzgündüm ben. Ne yaptım ben senin hiç tamam, karşına ben çıkıp şey böyle bir şey yahut da böyle ben adam sana bir şey dedi mi sana? Benim adamla bir problemim var demek ki onu çözmeye çalışıyorum. O zaman güzel çöz abi. Sözlü bir nakaşa yaşıyoruz burada. Yeri gelir ben onunla sevinirim, yeri gelir ağlarız, yeri gelir üzülürüz, yeri gelir birbirimize sinirleniriz. O zaman o şekilde davran. Sen ne üstten konuştuğumu zannediyorsun? Abi öyle o da gerekli de erkek adamız. Adam da yükselecek, ben de yükseleceğim. Bunlar doğal şeyler. Ben ne bileyim ben. Yok böyle abartı, yok şöyle.
tuhaf geldi bana. Şey ben oradan sana baktım, hareketin tuhaf geldi. Ne gibi tuhaf? Abi tuhaf geldi bana. Ben senden yakışanı şöyle beklerdim. Derdim ki aynen bu şekil. İşte Burak bak kardeşim, gördün mü? Kendimi ben kanıtladım. Ben buyum abi. Bitti. Abi bizim ama, onun oyununa bir şey dediğimiz yok. Ama sen o adama başka bir şey diyorsun. Sen o adama diyorsun ki sen bana böyle, sen bana şöyle, sen bana... Hala vurgulamaya çalışıyorsun. Bir şey vurgulamaya çalışmıyorum aslında. Olmaz. Yapılan abi bir haksızlık var. Ben o mücadeleyi orada bıraktım. Bak, ya. Belki... Anlımın hakkıyla bıraktım. Anlımın hakkıyla da burada savunuyorum. Olay bu. Tamam, geri geldiğinde sen ne yaparsın? Saygım kral sonsuz. Koltuğuna oturdun diye rahat rahat konuşma. Hayır abi, saygım sonsuz. Ben sana, anladın mı? Ben sana orada dedim ki tebrik ben ederim. Ben burada dedim. Hakkımı arıyorum. Hayır, bu kadar. Tebrik ederim hakkımı dedim. Da konuşuyorum. Tebrik ederim dedim. Saygımı gösterdim. Bu kadar basit. Sen de konuşarak saygını göster. Ben sana bak, sen diyorsun üstten konuşuyorsun. Konuşuyorsun abi. Ben konuşmayacaksın. Ben sana ne zaman üstten konuştum? Bana konuşmadın. O adama konuşmam beni. Seni ne ilgilendiriyor şimdi? Abi yok, rahatsız etti. Niye? Ben çünkü senden sana yakışanı söylemek geldim. 3 hafta boyunca ben deyince bir sana ben ne dedim? Bak ben ne dedim orada? Ne dedim dedi? Ki ben diye şu konuştum. Şu an ben diyorum. Hadi. Hayır, şu an ben diyorum. Ne olacak? Yani senin şu anki üslubun o kadar yanlış diyorum, görür ki bana. Ne olacak? Karakterini ya öyle göster ya böyle ne göster. Ne öylesi ne böylesi? Abi, ya ne anlatıyorsunuz ya? Karakterini ya öyle göstereceksin ya böyle göstereceksin. Ben burada istesem... Ben benlik yapmadım abi hiçbir zaman. Ben bir iki gün belki öyle anlaşılmış olabilirim. Bak bir iki gün öyle anlaşılmış olabilirim. Ama sustum. Suskunluğumla orada. Ben bak yine beyefendiliğimi her dakika kurdum. Sustum. Niye sustum? Ben bu evde beyefendiliğimi her dakika kurdum. Neden sustum biliyor musun? En ince noktasına kadar. Bakayım dedim ben, konuşmayınca ne oluyor? Kimsenin hakkında yemedim. Ben kendimi gösteremediğim oyunlarda söyledim zaten. Ama sırf bu moral bozukluğuna sırf bak görüyorsunuz değil mi? Kendi aramızda sürekli bir kavga var ya. Ya aman şöyle, aman böyle bir toplanalım, şöyle yapalım. Yok, konuşuluyor ve unutuluyor. Ben kendim daha iyi oynuyorum ya. Haksız yere oraya girdiğimi de biliyorum. Bak haksız abi, yere girdiğimi biliyorum. Bak. Benim orada emeğim de belli, her şeyim de belli. Ben bu dibe... Böyle mi yapıyorsun sen? Böyle hayal hareketleri mi yapıyorsun? Böyle sen hayali şeyler görüyorsun bak, bana tutulma ha. Bir dakika pardon. Öyle bir girdim, şey eleme potasının en dibini gösterdiniz bana. Evet, ben de demolize oldum. Oyun geldi, oyunu kazanamadım. Eleme potasında 3 kişi kalmış. Başarmam lazım, yapmam lazım. Ama ben buraya girecek bir şey yapmadım. Abi ben... Ben bu haksızlığı kendime yediremediğim için... Ben buraya karşı bir sistemim var. Ben bunu ortaya alenen ona karşı yüzüne karşı söylüyorum. Benim takım arkadaşlarımla veyahut da onunla bana yüz değiştirdin, yok şöyle yaptın, böyle yaptın diyemezsin. Böyle yapamazsın, üstten konuşuyor diyemezsin. Abi ben orada gördüm ben yani. Ben hissettiklerimi, yaşadıklarımı gördüm. 4 kişisini eleme potasını yazarken ben senin ismini vermedim. Çünkü ama hakkaniyetli oldum. Bravo. Burada bir hakkaniyetli olan bravo varsa... Yaşansın ben, düzgün bir şekilde. Ben adama sistemi belli ettim. Ha, şimdi biz burada belli bir sistemimiz var. Karşılıklı bir mücadele dönüştürecekse dönüşsün. Şöyle bir şey diyeceğim. Burcu Hanım dedi evde kimin gitmesine üzülsün diye. Ben olsam ve senin adın dedim. Ya ben senin... Bu adam zaten hiç bir şey konuşmadı ki. Gitmeni istesem. Yani. Eleme potasını yazdın daha ne yapayım? Yazmak zorundaydım bak. Ceren oyun oynamadı. Abi, kendim yazacak halim yoktu. Zaten bir şey sen, seni yazmak sen, zorundaydım. Sen hala yokuşluyorsun kendini. Biz kendi senle, kendine, kendi biz kendine anlaşamayacağız. Şey ben de alayım abi. En iyisi öyle olsun. Biz seninle anlaşamayız, biz seninle rakip olalım. Bu mücadeleye varsan ben de varım. Ben her zaman varım, merak etme. Teşekkür ederim, benlik bir problem yok. Akla kara belli olur o zaman. Ozan giderse mutlu olacak mısınız? Evet. Evet. Her gün evin huzurunu bozan iki tane kız var burada. Hiç fark etmez. Bana üstesinden gelmiyor muyuz Güneş? Bana verecekler. Üstesinden her türlü geliyoruz da yani. Ben hepsini beğendim. Aynı takımda olmak istemiyorum onlarla, anladın mı? Ozan gidiyor. Beni o geriyor bak. Dilara'yla iki gündür aynı takımdayım. Enerjim. Bak enerjim bozulsun, sıkıntı değil. Ama biz buraya bir şeyleri kazanmaya geldik. Buraya bir şeyleri başarmaya, bir dakika ben konuşuyorum bekleyin. Bir şeyleri kazanmaya, bir şeyleri başarmaya ve kendimizi kanıtlamaya geldik seyircilere. Anladın mı? Sen burada sadece huzurum bozuldu, ay yok şu oldu, yok bu oldu diye düşünürsek... Hayır ben şöyle bir insanım. Bak, mesela benim yanımda benim motivasyonumu düşüren bir insan varsa ben mesela seni anlayabiliyorum öyle ki ben o yüzden. Tamam ben enerjim de öyleyim. Gidiyor, ben de öyleyim. Toparlanamıyorsun, tam toparlanıyorsun, bir şey oluyor orada.